Rusça hareket fiilleri dördüncü dersime hoş geldiniz. Hareket fiillerinin tek yönlü ve çok yönlü türleri arasındaki farklılıkları öğrenmeye devam edelim. Bu derste geçmiş zamandan başlayalım. Hareket fiillerinin geçmiş zamanı birkaç istisna hariç oldukça kolaydır. İstisnalar bu tabloda koyu mavi renktedir. Bunlar yedi tane ve hepsi tek yönlüdür. Birinci burada biz çok yönlü yazdık. Hadil, Lital, Begal vesaire. İkincisi ise tek yönlü. Şol, Lital, bejal. Mesela çok yönlü fiillerde istisnalar yok. Hepsinin çekimi genel kurala uyuyor. İstisna olan fiillerin ve çok yönlü karşılıklarının da geçmiş zamanını gözden geçirelim şimdi. Başlayalım birinci fiilden. Ходить идти. Гечмиш Миш заман, еще или Ходил, ходила, ходила, ходили. А матекинсю генель курала уймуя. уйму. Шел, шла, шло, шли. Эбуну Хатерламак Кири Я как рошел мимо и думал. Нет ли у пятачка СЛУЧАЙНО воздушного шара? Я э, как-то э, шла по лесу. Э, вижу, что такое. Висит шнурок на так кустике. Да. Он шел к остановке. О, дура, дору, юрьорду. Она ходила по улице. О, кадын, э, сокакта, юрьорду. Работа кончилась, и я шла домой. Ишбит ве Бен, кадын джинсинде, эве, гидиордун. Ты задумчиво ходил по комнате. Сен о дада долгън долгын юрьордун. Лазить, лезть. Лазил, лазила, лазила, лазили. Текущую лесть идя гатерлама ЛЯЗЫМ. Лез, лезла, лезла, лезли. В детстве я в детстве не лазил по деревьям. ВЕН да, а члары маздым. Карлсон лез под телевизор. Карлсон телевизион алтна. Гериорду ещё. Гериорз ты же мог разбиться. Когда я был маленьким крокодилом, я никогда не лазил по пожарным лестницам. Им играть негде. Вот они и лезут, куда не нужно. Бродить, брести. Бродил, бродила, бродила, бродили. все брел, брела, брело, брели. Эрнейн. По дороге брел старик. Yoldan yaşlı bir adam yaşlı bir adam yoldan yorgun yürüyordu. Güçlükle yürüyordu da olabilir. Женщина устала, брела домой. Kadın eve doğru yorgun yorgun yürüyor ya da e, güçlükle yürüyordu. Ползать, ползти. Ползал, ползала, ползала, ползали. Dikkat edin nasıl ilginç bir şekilde fark var. Bu işte tek yönlü fiil. Polzal yerine polz. Polzala yerine pazla. Polzala yerine pazlo. Polzala yerine pazli. Vurguya da dikkat edin. Polz. Pazla, pazlo, pazli. Polzal ve polz arasındaki farkı hatırlayalım. Malış polz popoluk mami. Bebek yerde annesine doğru emekliyordu. В то время наш малыш уже ползал. O zaman bebeğimiz artık emekliyordu. Nasit nisti. Nasil, nasila, nasila, nasili. Bu da genel kurula, kur, kurala uyuyor. Ama bu değil. Nios, nisla, nislo, nisli. Biraz başka bir fiile benziyor. Itti, şol, şla, ...nisti, nios, nisla, nislo, nisli. Evet. Buna bakalım örneklere. On nios naruke palto. O kolunun üstünde palto taşıyordu. On nasil çorne palto. O siyah palto... ...ama taşımak değil, burada giymek anlamında. O siyah palto giyiyordu. Bu giymek anlamı sadece çok yönlü fiilde var. Tek yönlü fiilde yok. Nios palto giymek anlamına gelmiyor. Ama nasil palto giymek anlamına geliyor. Vazit-visti Vazil-vazila-vazila-vazili Vöz-vizla-vizlo-vizli Önceki fiile biraz benzer. nios-nisla-nislo-nisli Değil mi? Bu aynı bir örnek üzerine diyebiliriz, aynı bir kalıp üzerinedir. Misha vöz меня к врачу, i закончился benzin Mişa beni doktora götürüyordu ve benzin bitti. Meymu babamın her zaman şansı vardı. Visti şanslı olmak, şanslı olmak anlamına geliyor. Ve bu anlamda sadece tek yönlü de var. Vizlo. Mesela Vazila hiç de şanslı olmak değil. Şanslı olmak vazit değil sadece visti. Sadece tek yönlü. Однажды старый серый ослик bir которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу. Стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни. Водить, вести водил, водила, водила, водили, вел-вела, вело-вели. Он же кифиль, вез, везла, везло, везли, вел-вела-вело-вели. Когда я вел дочку в школу, она не слушалась, плохо себя вела. Kızımı okula götürdüğümde sözümü dinlemiyordu, kötü davranıyordu. Bu deyim var ya Rusça. Плохо себя вести, себя вести yani davranmak. Ee, burada o da kullanılıyor yani. Вёл erkek, ya вёл doçku ben kızımı götürüyordum. Ana себя o da kendini götürüyordu yani o davranıyordu, kötü davranıyordu. Sen hiç otobüs sürmedin mi? Burada da vadit sürmek. Ee, ve bu genel bir yetenek olduğu için çok yönlü şekilde veriliyor burada. Evet, burada biz başka bir konuya geliyoruz. Çok önemli bir konuya. Hareket fillerinin emir kipini öğreneceğiz. Burada bütün bu tabloda bütün... Ee, ...filleri görüyoruz. Sadece bradit, bristi yoktur burada yani güçlükle yürümek. Çünkü emir kipi biraz gülünç olacak. Bridi ya da bradi... ...yani kullanabilse bile çok az, çok nadir kullanılacak. O yüzden biz onu burada vermiyoruz. Burada da birkaç fiilin örneklerine bir bakalım. Evet, gördüğümüz gibi çoğulu yapmak için genel olarak biliyorsunuz Rusça fiilinde te ekliyoruz ve emir kipinin çoğulu oluyor. Mesela hadi, hadite, idi, idite, taskay, taskayte, taşı, taşıte, nasi, nasite, nisi, nisite. Bunlarla, bu fiillerle birkaç örnek vereceğim. İdi medleniye, daha yavaş yürü. Ходите побольше пешком. Daha çok yaya yürüyün. Evet, yine burada görüyoruz ki tek yönlü de işte yürüyoruz, tek bir yöne yürüyoruz. Diyorum ki daha yavaş yürü, idi medleni. Ходите побольше пешком ise tekrarlanan bir hareket ya da çok yönlü bir hareket. O yüzden ходите diyoruz. Неси посуду осторожнее. Kapkacığı daha dikkatle taşı. Bu tek yönlü bir hareket, çok yönlü harekette nasipa menşe tyajesti. Nasipa menşe tyajesti daha az ağır şeyler taşı. Bu sadece bir şeyi bir istikamete taşımak değil, çok yönlü çünkü tekrarlanan genel. Şkaf taşite süda. Dolabı buraya taşıyın. Ağır olduğu için nisite değil taşıt diyoruz. Şkaf taşıyıcı evet. Buraya taşıyın, tek yönlü. Ama şimdi çok yönlüye bakıyoruz. İşte mobilyanın çok parçalarını getirip getiriyoruz birini öbürünü. Bunlara taşıyıcı değil, taskayıcı diyoruz. Taskayıcı mebil ni Mobilya, mobilyayı duvara dokunmadan taşıyın. Открывай зонтик и ходим зад-вперед. А что делать? Открывай зонтик и ходим зад Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-тарам-тарам-тарам, тарам, ходите в гости по утрам. Пигачок, <связь> что? У тебя есть дома ружье? Есть! Неси его скорее! Ну? Идите! Спокойно работайте! Иду! отдай плюшку. Во-первых, сладкое портит фигуру. Во-вторых, иди спать. Стоп! <свистит> У тебя варенье есть? Есть. Тащи. Так это вы таскали мои плюшки. Şimdi e, önemli bir konu var. Dikkat edelim bu konuya. Emir kipinin olumsuzu hakkında. Olumsuzu genel olarak çok yönlü hareketini niteleyen fiillerle kullanılır. İdi diyoruz ama ne idi normal demiyoruz. Şimdi bazı hallerde diyoruz biraz sonra anlatacağım hangi durumlarda onu diyebiliyoruz. Burada normalde işte git ya da gitme. İdi ni hadi. Gitme artık çok yönlüyle kullanılıyor. İşte idi les tak bliže. Ormandan geçerek git böyle daha yakın. Ni hadi çeriz les. Zabludirse. Ormandan geçme. ormandan geçerek gitme yoksa yolunu kaybedersin. Поезжайте за грибами завтра утром. Yarın sabah mantar toplamaya gidin. Taşıtla. Ni yezdite za gribami O kadar erkenden mantar toplamaya gitmeyin. Bu da tek yönlü olabilir. İşte mesela çok erkenden birisi hazırlanıyor, gitmeye hazırlanıyor. Bu genel anlamda gidip gelmek anlamında değil. Çünkü bu olumsuz olduğu için biz burada bunu kullanmalıyız. Ni yezdite. Letite v Odessa Одесай у чаклаучун. Не летайте на вам нельзя. olmaz. сюда Köpeği buraya getir. Не води в дом собаку, Köpeği eve getirme, burada çocuklar var. Şimdi de size tek yönlü tek yönlü hareket fiilinin emir kipinin olumsuzunda ne zaman kullanılacağını göstereceğim bir insanın yapmakta olduğu bir eylemi durdurmak için tek yönlü hareketi niteleyen fiillerin emir kipinin olumsuzu kullanılır. Burada bu üçüncü sıradadır. Birinci sırada çok tekrarlanan ya da çok yönlü hareketi, ikinci, ikinci de tek yönlü hareketi ama bir insan henüz yapmıyor bunu yapacak ve yapmasını istemiyoruz diyoruz yapma. Üçüncüsü ise artık yapmakta olduğu zaman ona yapma diyoruz. Yani durdur bu işi. İşte bakalım bu durumlara. Birinci durumda. Не бегайте здесь, ребята. Вы очень шумите. Burada koşmayın çocuklar. Çok gürültü çıkarıyorsunuz. Koşmayın çocuklar. Çocuklar zaten tek bir yöne koşmuyor. Oraya koşuyor, buraya koşuyor yani. Не бегайте, gayet normal. Не бегай сегодня к друзьям. Посиди дома. Bugün arkadaşlarının yanına koşma, evde otur. Ama burada artık tek yönlü bir hareket. O çocuk ya bir insan arkadaşlarının yanına koşmak istiyor ya da koşacak. Biz diyoruz ki koşma, evde otur. O henüz koşmakta değil. Nibiyagay. Üçüncüde ise o artık koşmaktadır. O koşuyor, trene, trene yetişmek için acele ediyor. Ama tren artık gitti. Siz de diyorsunuz bir begite. Poez duje uşol. Yani koşmayın, koşmayı durdurun. Tren artık gitti. Ve yine aynı şekilde bu üç örneğe de bakalım. Ni hadi v muzeyi po vykhodnym, tam vsegda mnogo narodu. Müzelere istirahat günlerinde gitme. Orada her zaman çok insan, kalabalık var. Burada biz Tekrarlanan, yani pavıhadnım, istirahat günleri çok yapılan bir hareketi normalde hadit kullanıyoruz. İkinci, ni hadisiyodna nazaniyati, yesli ploha sibe çustuyus. İşte burada idi olmalı, idi na nazaniyati, yani derse git ama olumsuz olduğu için ni hadis. Sen henüz gitmiyorsun, sana diyorlar ki gitme, kendini iyi hissetmiyorsan gitme. Üçüncüde ise sen artık yürümektesin. Ve sana diyorlar ki dur 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 hareketini durdur dur. Daha uzağa gitme. Dalşe paka ni idite. Ya Daha uzağa henüz gitmeyin. Bir yoklayayım. Buz güçlü mü? Evet bundan sonra bazı özel durumlara bakalım tek yönlü ve çok yönlü hareket fiillerinin kullanıldığı diğer durumları gözden geçirelim. Tek yönlü hareket fiilleri bazen tekrarlanan eylemleri de nitelendirmek için kullanılıyor. Bu ne zaman kullanılıyor? Yalnızca gidişi ve yalnızca dönüşü belirten eylemler. İkincisi, yalnızca tek yönde tekrar tekrar yapılan hareket ve art arda yapılan eylemler. Şimdi bunları örneklerle açıklayayım. Hatırlayın bunu. Yalnızca gidişi ve yalnızca dönüşü, ya da yalnızca tek yönde tekrar tekrar yapılan hareket ve artarda yapılan eylemler. İşte birinci. Abič neydu na robotu peşkom, a vозвращаюсь работы на автобусе. Normalde yani genelde ben işe yaya gidiyorum, ama dönüşte otobüsle dönüyorum. Burada ne görüyoruz? Gidiş ya dönüş, taşıtla, otobüsle. O yüzden sadece gidiş olduğu için haju diyemiyoruz. Çünkü haju çok yönlü, çok yönlü olduğu için yani bu hareketin tekrar tekrar yapılmasına rağmen biz idu kullanıyoruz. Çünkü sadece bir istikameti anlatıyoruz ya idu. İkinci, ikincisi de aynı. zanyatiy ya idu damoy. Dersten sonra eve geliyorum. Bu da tek yönlü sadece dönüşü diyoruz. O yüzden haju damoy diyemiyoruz. Ya idu damoy. Kajde utra on vstaval rana, zavtrakal i na rabotu. Her sabah o erkenden kalkar, kahvaltı yapar, işe giderdi. Bu da artarda yapılan hareketler. Önce erkenden kalkmak, sonra kahvaltı yapmak, sonra işe gitmek. Yani hadil na rabotu, burada artık o art arda yapılan hareketler bozulurdu böyle dersek bozulur. Önce kalkış, sonra kahvaltı, sonra tek yönlü hareket. Şol robotu Ama bu biz kaçdaya utra yani her gün olan hareketi anlatırken sadece tek yönlü hareketi onun içinde anlatıyoruz. Şolna robotu. Evet, bu da bunun devamı. Yani, kagda ya bir utaksi, ya biru taksi, iye du narabotu acele ettiğimde bir taksi tutup işe gidiyorum. Burada da mesela başka bir cümlede şöyle diyebiliriz. Ya yeju na rabotu na taksi. Yani ben işe taksiyle gidiyorum. Gidip geliyorum, gidip geliyorum. Ama burada acele ettiğimde ne yapıyorum? Sadece bir yöne gidiyorum değil mi? Kıgdaya plus ya biru taksi i yedu. Çünkü sadece bir tarafı anlatıyorum. Когда она летит на самолете, ей бывает плохо. О, kadın uçakla uçtuğunda hali fenalaşıyor. Bu da her zaman tekrar olan bir şeydir ama her zaman o uçakla uçtuğunda, когда она летит на самолете.'' çünkü o tek yönde bir istikameti ve tek istikamette bir hareket yap, yaptığı zaman bu onun başına geliyor bu iş.

çıkar çıkmaz mı idiomla na biz oraya gidiyoruz. O nasıl o artarda yapılan hareket artık işte yeni film çıkıyor sonra da biz gidiyoruz. O yüzden idiom. Hodim diyemiyoruz. Yoksa öyle çıkar yeni bir film yeni bir film çıkan çıkar çıkmaz biz hemen oraya gidip geliyor gidip geliyoruz. O da yanlış bir şey oluyor. Çünkü biz böyle yapmıyoruz. Başka bir durumu anlatayım. Çok yönlü hareket fiillerinin tekrarlanmayan eylemleri nitelendirdiği durumlar. Geçmiş zamanda gidip gelmek anlamında iki yönlü hareket için kullanılır çok yönlü hareket fiilleri. Çok misal gösterebiliyorum. Çok örnek gösterebiliyorum. İşte Мы вчера ходили на футбольный матч. Bunun anlamı şu. Мы вчера были на футбольном матче. Dün biz futbol maçında bulunduk. Futbol maçına gittik. Anlamı ne? Gittik ve geldik. Gidiş dönüş var. O yüzden hadili diyoruz. Moy brat letal na maç Liverpool. Kardeşim Liverpool şehrine uçtu maç için. Uçtu. Tekrarlanmayan hareket. Ama gitti ve geldi. Döndü. O yüzden letal diyoruz. On bu yıl na maç Liverpool'e. Моя мама ездила на выставку с детьми. Аннем чужукларла биликте Сергея да фуара гитмишти. Гитмиш. Она ездила, ташитла гитти Она была на выставке с детьми. Я не орда булунду. Вы плавали хотя бы раз в Одессу? И чё масса бир дефа гемиле Одесса я гитиб гельдинизми? Вы были хотя бы раз в Одессе? Hiç olmazsa bir kere Odessa'da bulundunuz mu anlamında kullanılıyor. Ya da böyle. В среду отец водил Сашу Çarşamba günü baba Sasha'yı doktora götürdü. Yine de götürdü ve geri döndü. O yüzden bu ne demek? Отец и Саша были у врача. Baba ile Sasha doktor da, doktorun yanında bulundular. Ya еще не носил компьютер к ben henüz bilgisayarı ustaya götürmedim. Yani gidip gelmedim. Ya niye bulunmastır az kompüterim? Yani bilgisayarla birlikte ustanın yanında henüz bulunmadım. Mama ni vazila gittiği na vıstavku. Anne çocukları sergiye götürmemiştir. Ana niye bula na ditmi? o sergide ya da fuarda çocuklarla birlikte bulunmamıştır diyebiliyoruz. Yani burada işte gidip gelmek anlamında olduğu için. Ama burada böyle bir şey var. Papa uje katal minyana motosikle. Baba artık beni motosiklete bindirdi. Katal, katal normalde bir şeye bindirip nasıl söyleyebiliriz yani bir yerlere götürmek sadece eğlence için ya da bir amaçla fark etmez ama normalde daha çok eğlence için işte Катал меня на велосипеде, катал меня на мотоцикле. Я не бисиклете биндерди, мене мотоциклете биндерди. Диорус. Ама бурда тек юнлесу затен мюмкюн Чунки катил на, катил меня на мотоцикле. Сюйлемек мюмкюн дейл. Я не катать, да биндермек анламында, куланурио бурда. Пойдемте на выставку цветов. Я уже ходил туда, мне неинтересно. Гиделим. çiçek sergisine. Artık oraya gittim. İlginç değil benim için. Поезжайте на море. А мы уже ездили в прошлом Denize gidin. Taşıtla. Biz artık geçen ay gittik. Yine de artık gittik geldik. Bundan sonra bizim için ilginç değil gibi. Vizite своего брата к Kardeşinizi doktora götürün. Fizite yani taşıtla götürün. Я вчера уже возил его. Dün artık onu götürdüm. Götürdüm ve getirdim. Yani artık orada bulundum doktorda. Kardeşimle birlikte. Уже возил его. Evet burada biz çok yönlü fiili kullanıyoruz. Где вы были? Откуда едете? Мы ездили на пляж. Neredeydiniz? Siz nereden geliyorsunuz? Plaja gittik. ГИТТИК, Диорсун, да, манламы, ГИТТИК ве дöндük. Что вы делали утром? Я водил сына в зоопарк. Саба, не yaptınız? Оглуму, животных борчесине götürdüm. Евет, йинеде, водил сына в зоопарк. Яни, артик гетти, м артик ве пуишпитти. Вона дёюрз водил. Я не застал вас утром дома. Где вы были? Я ходила к врачу. Sabah sizi evde bulmadım, bulamadım. Siz neredeydiniz? Ben doktora gittim, gitmiştim. Diyebiliriz. Ve bir de en sonda, şunu da belirteyim: tek ünlü hareket fiilleri ayrıca gelecek eylemleri nitelendirmek için kullanılıyor. Bu Türkçede de var. Mesela: Zavtra militim London. Yarın Londra'ya uçuyoruz, yani uçacağız. Уже 3 часа я бегу на урок. 3'tür. Derse koşuyorum. Koşuyorum burada işte. Koşmak üzereyim, koşacağım, koşmam gerekiyor. Сегодня мы ведём гостей в музей. Bugün biz misafirleri müzeye götürüyoruz. Yani götüreceğiz. Çerezinden dilu наши гости едут в Одессу. Bir hafta sonra misafirlerimiz Odessa'ya gidiyorlar. Öyle bu kadar. Dersimiz burada sona erdi. İlk dört dersimi dikkatle izledinizse, Rusça hareket fiillerinin anlamlarını, tek ünlü ve çok ünlü türleri arasındaki farklılıklarını ve kullanımını öğrenmişsiniz. Şimdiye kadar biz, ön takısız fiillerle çalıştık. Ön takılı fiillerle ise hiç uğraşmadık. Sonraki derslerimizde, ön takılı fiillerin anlamlarını ve kullanımını öğreneceğiz. Görüşmek üzere.